Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlere birçoğunuzun çok seveceğini umduğum bir kek tarifi paylaşmak istiyorum. Özellikle karameli seven arkadaşlar bu kek tarifimize bayılacağını düşünüyorum. Kekimiz karamelli çikolatalı bir kek tarifi olacak. Yalnız bu kek için şöyle oluklu bir kek kalıbına ihtiyacımız var. Porsiyonluk yapacağız bu keki. Ortası oluklu çukur, ters çevirdiğimizde kekimizin üst kısmı çukur olacak ve oraya karamel ve çikolatayı boşaltacağız. Öncelikle malzeme listesini saymak istiyorum. Malzemeler 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 çay fincanı süt, 1 çay fincanı sıvı yağ, 1 çay fincanı damla çikolata, 1 adet kabartma tozu, aldığı kadar un. Karameli için 1 su bardağı toz şeker, 1 adet krema, 1 tatlı kaşığı tereyağı. Üzeri için 2 adet çikolata. Öncelikle karamelimizi yapmak istiyorum. Karamelimizi yapalım ki bir an önce kıvamını alsın. Tencereme, tavama 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum ve altını kısmak istiyorum ki kıstığım zaman şekerim yanmasın. Kontrollü bir şekilde şekerimizi yakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karamelim kıvamını aldı. Rengi harika. Şimdi ben 1 tatlı kaşığı kadar tereyağımı ekliyorum. Arkasından da hemen bir paket kremamı ekledim. Böyle sertleştiğinde korkmayın, bu eriyecek. Şimdi kaynatacağız. İyicene içindeki sertleşen şeker eriyene kadar böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bütün o katılaşan şeker eridi. Kaynattık. Şimdi karamelimiz ılıdıktan sonra bir kaseye alıp buzdolabında dinlendireceğim. Evet arkadaşlar, karamelimizi yaptık. Dolabımıza dinlendirmek üzere dolabımıza da koyduk. Şimdi keki için öncelikle 2 yumurtayı kırmakla işe başlıyorum. Arkasından 1,5 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Rengi değişip beyaza dönene kadar, köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Sonra bir çay fincanı demiştim. Çay fincanı kadar sütümü ilave ediyorum. Arkasından yağımı ilave ediyorum. Mikserimi çalıştırmıyorum. Çalıştırsanız da olur. Çok sıvı olduğu için her tarafa sıçrıyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Birbirine girmesini sağlıyorum. Daha sonra unumu, ve üzerine kabartma tozumu ekliyorum ki bu aşama çok önemli keklerde. Unla birlikte kabartma tozunu atmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bir karıştırıp mikserimi çalıştıracağım.
Evet, gördüğünüz gibi boza kıvamında, her zamanki gibi boza kıvamında bir hamur elde ettik. Mikserimin uçlarını çıkartıyorum. İçerisine bir çay fincanı kadar damla çikolata ekliyorum. Spatula yardımıyla karıştıracağım bunu. Kepçe yardımıyla şimdi kalıbımı dolduracağım. Şimdi 170 derecelik önceden ısıttığım fırında bunları pişireceğim. Kalan kek hamurunu da bunları pişirip içerisinden aldıktan sonra tekrardan doldurup tekrardan pişireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi çikolatalarımızı benmari usulü eritmeye. Benmari nedir? Bir tencerenin içerisine bir miktar su dolduruyoruz. Suyumuzu doldurduktan sonra tencerenin içine, yani suya değmeyecek şekilde kasenin içerisine çikolatalarımızı kırıyoruz ve bunu bu şekilde ocakta ısınmaya bırakıyoruz. Yani alttaki suyun buharı ile içerisindeki kasenin içerisindeki çikolatalar eriyecek. Bu şekilde erimesini sağladıktan sonra bütün malzemelerimizi birleştirmeye gelecek sıra. Şimdi benmari usulü eritelim çikolatalarımızı, daha sonra birleştirme aşamasında birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, keklerim pişti, çikolatamız eridi. Şimdi karamelim dolapta soğudu, gördüğünüz gibi kıvamı aynen bu şekilde. Şimdi birleştirme aşamasına geldi sıra. Hemen çikolatamı da kenara alıyorum. Hemen başlıyoruz. Bir kaşık daha alacağım. Hemen ortalarına karameli. Hepsi bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir.
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.